Göz çevresi kırışıklıklarıyla gelen bir hastada tedavi yöntemleri arasında yine botoks ve dolguyu hastaya anlatmak mutlaka gerekiyor. Bazı kırışıklıkların tedavisinde botoks şart iken bazen botoksa ek olarak ince dolguların da yapılması gerekebiliyor. Göz etrafına botoks uygularken seçeceğimiz noktaları doğru seçmemiz gerekiyor. Zira doğru noktalara yapılmazsa göz kapağında düşüklük, ödem, morarma gibi şeyleri çok sık görebileceğimiz çok ince cilde sahip bir yer göz çevresi. Yine göz çevresine botoksu yapıyoruz ama göz altında botokstan her zaman kaçınıyoruz. Göz altında bir düşüklüğe sebep olmasın diye. Hastalara mutlaka göz çevresine botoks yaptırdıktan sonra güneş gözlüğü kullanmalarını ihmal etmemelerini ve eğer güneş gözlüğü kullanmazlarsa bu bölgeyi artık botokstan sonra kullanamayacakları için alt göz kapağında bir 6 ay sonra daha fazla kırışıklıkla karşılaşabileceklerini mutlaka uyarıyorum. Alt göz kapağındaki kırışıklıklar da ancak dolguyla tedavi edilen ve bazen de alt göz kapağı blefaroplastisi yani alt göz kapağı germe ameliyatları gerektiren uygulamalar. Göz kırışıklık, göz çevresi kırışıklıkları 6 ayda bir botoks uygulamalarından çok fayda gören tedaviler.